Herkese merhaba. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah arkadaşlar. Beni soracak olursanız ben de çok iyiyim. Arkadaşlar daha önceki videomda göstermiştim. Bunları yeni dikmiştim. Çok güzel tutmuşlar. Ben size onları göstermek istedim. Birazdan da küçük menekşelerimi nasıl diktiğimi göstereceğim taşın içerisine. Bakar mısınız ne kadar güzel tutmuşlar? Taş gibi yaprakları var. Çok hoşuma gitti. Epeydir bakmıyordum ben bunlara. Diktim. Misafirlerim var biliyorsunuz. Bakamadığım için. Şöyle göstereyim. Gayet güzel tutmuşlar. Çok güzel tutmuşlar arkadaşlar. Şurada bir tane daha var. Onu göstereceğim size. Bunu nasıl koyduğumu anlatmak istiyorum. Bunun kapağı kırıldı arkadaşlar. Bunu böyle yapıyorum. Bir torba geçirdim üzerine. Böyle bıraktım. Böyle sera etkisi yaptı. Büyüdükleri için biraz daha torbaya sığmıyorlar artık. Şurada bir tane daha var. Onu da göstereceğim. Bu da o kutunun içerisindeydi. Harika gelişmiş. Şimdi diğerlerini göstereceğim. Bunlar da güzel tutmuşlar. Bakar mısınız? Burada ondan fazla menekşem var. O kadar da ağır ki tabanında taş var ya arkadaşlar. Bu da güzel tutmuş. Şimdi küçük menekşelerimi nasıl diktiğimi göstereceğim size. Burada iki tane benim kabım var. Bu damacana kabı. Bir tanesi de normal her zaman diktiğim bir kap. Burada da bir sürü bebek menekşem var. Menekşelerimi etrafından çıkar. Kök çürümesi. Özür dilerim. Kök çürümesi yaşadığımız bir sürü menekşem var. Bakar mısınız ne kadar... Şu kötü yapraklarını alacağım. Bunları dikeceğim bunlara. Önce şu damacana kapağından başlayalım. Bunda iki tane menekşe var. Şöyle ayırayım. Ozmok otunu da koydum tabanına, taşların altına. İnşallah güzel gelişecekler. Taş da biraz daha serinlemesini sağlıyor, iyi oluyor. Geçen sene de çok yetiştirdim ben taşın içerisinde. Bu sene de bakalım nasıl başarılı olacak mıyız? Burada küçük küçük menekşeler var. Onları dikiyorum. Çok küçük bir menekşe bu da. Biraz büyükleri öbürküne dikeyim. Buna iyice küçüklerini dikmek istedim. Bunun altına su koyacağım. Tam ortasına büyüğünü yerleştirdik. Şimdi su püskürteceğim üzerine. Biraz şuradan taş koyabilirim etrafına düzgün durması için. Gördüğünüz gibi sırf taş
taş da güzel geliştiğini çok iyi biliyorum. İnşallah gene gelişecek. Şöyle bir suyum var. Şöyle koyacağım. Tabii altı suya değmeyecek şekilde koyacağım. Biraz boşaltmam gerekiyor. Şöyle. Şimdi buna dikelim. Çok küçük minnacık menekşeler bunlar. Bu yaz tabii ki çok perişan oldu. Çok sıcaklarımız oldu. Menekşelerde klima olsa belki bu problemi yaşamayacaktık. Bu kök çürmesi problemi, menekşelerin erimesi problemi yaşamayacaktık. Ama maalesef bizi biraz daha yakın olduğumuz için klimaya gerek duymadık. Ama bundan sonra zannediyorum gerekecek klima. Bunun etrafına tekrar taş koyabilirim. Yine torbanın içerisine daha doğrusu bol perli olduğu için suyu tutması kolay olacak. Bunu torbanın içerisine yerleştirip sera yapacağım. Bunun altına da su koyabilirim veya koymayabilirim. Serada suya gerek yok. Bunu da koymayabilirim. Daha sonra seradan çıkardıktan sonra su koyacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız, yorum yaparsanız çok sevinirim. Hoşça kalın.